Merhaba arkadaşlar, bir geometri konusuyla yine sizlerle beraberiz. Bugün ÖSYM'nin en çok soru sorduğu konulardan bir tanesi çokgenlerden bahsedeceğiz. 10. sınıfın konusu aynı şekilde arkadaşlar. Önemli bir konu, özen gösterirsek çok güzel olacak. Çok güzel sorular geliyor karşımıza. Şimdi çokgen dediği zaman aklımıza gelen ifade tanımsal olarak şunun olması lazım. Kenar sayısı 3 veya 3'ten daha fazla ise ve bu kenarları ardışık olarak birleştirdiğiniz zaman kapalı bir şekil oluşturuyor ise bu tarz şekillere, kapalı geometrik şekillere biz çokgen diyeceğiz. Misal biz şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki kardeşim elimde E1 noktası var. A1, A2, A3 nokta nokta biz bunu sıraladık. Hadi şurada A4'ümüz olsun. Şurası A5 olsun. Noktaladık. Gitti. AN geldi. Şimdi diyor ki ardışık olacak şekilde kenarları birleştir. Yani ben A1 ile A2'yi, A2 ile A3'ü, A3 ile A4'ü, A4 ile A5'i ve sıralı olarak A6 ile birleştirdik. Nokta nokta devam ettik. En son AN'e geldik. Kapalı şekli oluşturma adına AN ile de A1'i birleştirdik. Burada oluşan bu şekle bir kapalı şekil çıktı. Bu oluşan şekle biz çokgen diyeceğiz. Dikkat ederseniz n tane köşeden oluşuyor. O zaman bu şeklin adı engen olarak karşımıza çıkacak. Mesela 3 tane köşemiz mevcutsa şurayı şöyle birleştirip şöyle bir üçgen oluşturmuş olsaydık bunun adı üçgen olacaktı. 4 kenarı birleştirirsem bunun adı ne gelecek? Dörtgen gelecek. 5 tane kenar oluşturursam bunun adı ne olacakmış artık? Beşgen şeklinde tanımlamış olacağız. Şimdi çokgenleri de iç bükey ve dış bükey olmak üzere ikiye ayıracağız. Şimdi verilen bir şekil mesela şurada çizilen bir beşgen var. Bunun adına dış bükey diyeceğiz. Şurada da içeriye doğru büküldüğünden dolayı bunun adına da iç bükey diyeceğiz. Yani mantıken şöyle düşündüğünüz zaman kaba taslak dışarıya doğru taştıysa kenarlar şurada olduğu gibi bunun adı dış bükey olacak. Herhangi bir tanesi köşelerden biri içeride kalıyor ve içe doğru bükülüyorsa bunun adına da İç bükey diyeceğiz. Ama matematiksel olarak tanımına bakmak isterseniz de şöyle bir mantık ortaya çıkacak. Genel tanımı şudur bunun. Şöyle bir dörtgen çizdim. Bir de şurada da yine bakın içe doğru bükülmüş bir nokta aldık şöyle. Bunu da şöyle birleştirdik. Şimdi genel tanımı şunu ifade eder bize dışla içi ayırt edebilmek için. Diyor ki çokgen içerisinde seçtiğin herhangi iki tane nokta, içerisinde sonsuz nokta var. Bunlardan herhangi ikisini aldın. Bu iki noktayı birleştirdin. Karşına bir doğru parçası çıktı. Eğer bu doğru parçası çokgenin dışına taşmıyorsa bunun adına ne diyecekmişsin? Dış bükey çokgen diyeceksin. Eğer seçmiş olduğun herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası, dikkat edersen şurada dışarıya taştı. Dışa taşıyorsa bunun da adı iç bükey çokgen olacak. Bunun diğer bir adı konveks çokgen, diğeri de konkav çokgen olarak karşımıza çıkmış olacak. Umarım burada iç ve dış bükey çokgen tanım ifadesi anlaşılmıştır. Şimdi çokgenlere geldik. Kapalı şekiller üçgen hariç üçgenden sonraki bütün kısımlarda köşegen diye bir ifadeyle karşılaşacağız. Köşegen nedir diye bir tanım yapmak istersek bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen diyeceğiz. Ardışık derken de bakın demin çokgenin ifadesini çizmiştik şurada dikkat ederseniz. Ardışıklar kenarları verir bize. Ardışık olmayan yani ben A2'yi atlarsam direkt A3'ü birleştirirsem bunun adı köşegen. Yine ben A2 ve A3'ü atladım direkt A1'i A4 ile birleştirdim bunun adı köşegen. Veya A1'i A5 ile birleştirdim bunun adı ne olacakmış artık? Köşegen olmuş olacak arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Üçgenden sonraki bütün kısımlarda yine köşegen ifadesiyle karşılaşacağız. Hemen vakit kaybetmeden özelliklerden de bir bahsedelim size. Burada genel itibariyle dış bükey çokgenin özelliklerini ifade edeceğiz. Bakın çokgen olabilmesi için kenar sayısı 3'ten büyük olacak dedik veya 3'e eşit olacak dedik. Kenar sayımız 3 veya 3'ten büyük olmak üzere. İç açılar toplamı nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada mesela ben üçgeni çizdim. Üçgenin dış açılar toplamının ne olduğunu biliyorsunuz. 360. Eğer şekil dörtgen olsaydı ben bunun iç açılar toplamını nasıl bulurdum? Pardon, iç açılar toplamı 180'di üçgenin. Buradan zaten yola çıkacağız. Şimdi demin köşegeni de öğrenmiştik. Şuradan şöyle bir köşegen çekersem dikkat ederseniz dörtgeni kaç üçgene ayırmış oldum? 2 tane. 2 tane üçgense o zaman bunun iç açılar toplamı 2 çarpı 180'den ne gelecekmiş? 360. Şeklim benim şöyle bir beşgen olmuş olsaydı acaba nasıl bir ifade gelecekti karşıma? Şu köşeyi sabit tutup diğer şöyle köşegenleri çekersem dikkat edersen kaç tane üçgen oluştu? 3 tane. O zaman bunun iç açılar
toplamı 3 çarpı 180'den 540 şeklinde. Yine altıgen çizmeye kalsanız siz burada şöyle bir altıgen çizdiniz. Şunu birleştirdik, şunu birleştirdik, şunu. Dikkat edersen 4 tane üçgen oluştu. O zaman 4 çarpı 180 diyeceğiz. Buna da 720 olarak karşımıza çıktı. Şimdi biz bunu genellemek istersek, bakın en tane kenarım olmuş olsaydı acaba ne olurdu? 4 tane kenarım var. Bakın 2'yi ben 4'e göre yazmak istersen ne olur? 4 eksi 2 çarpı 180. Yine bakın burada 5 tane kenarım var. Şu 3'ü 5 eksi 2 çarpı 180 şeklinde. Yine bakın burada 6 tane var. 4 olarak ifade etmiş. 6 eksi 2 çarpı 180 olarak karşıma çıktı. O zaman en tane kenarım olmuş olsaydı bu çokgenin iç açılar toplamını bulurken kısa bir metot elde etmiş olalım o zaman. Ne gelecekmiş bakın. En eksi 2 çarpı 180 ifadesi bize bir dış bükey çokgenin İç açılar toplamını vermiş olacak. Dış açılar toplamı bütün çokgenlerde arkadaşlar 360 derece olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bir köşesinden çizilen köşegen sayısı. Demin ifade ettik, dikkat ederseniz bakın. Şurada şu köşeden çizilen bir köşegen ne geliyor? Bir tane geliyor. Şuradan çizdiğimizde bakın 1, 2 tane gelmiş oldu. Şuradan çizdiğimizde bir köşeden 1, 2, 3 tane geldi. Şimdi bunda kaç köşe var? 4 tane köşe var. Bir tane köşegen çizildi. O zaman 4 eksi 3 olmuş oldu. Şunda 5 tane köşemiz vardı. Dikkat edersen 2 tane çizmişim. O zaman 5 eksi 3 buradan geldi. Dikkat edersen 6 tane var. 3 tane çizmişim. O zaman 6 eksi 3. Genellersen bunun ne gelir arkadaşlar? Öyleyse buradaki ifademizde en eksi 3 tane bir köşesinden çizilen köşegen sayısı bulmuş olacağım. Şimdi köşegenlerin sayısı. Şimdi burada da şuna dikkat et. Bak şurada bir köşen, şurada bir köşen. Buradan çizilen 4 eksi 3 tane, buradan çizilen 4 eksi 3 tane. Aynı köşegeni ifade ediyor. Doğru mudur? O zaman biz bunu genellersek ne olacak? Bir köşe doğrunun oluşabilmesi için 2 tane noktaya ihtiyaç vardı. O zaman ben bunu genellersem yarısını almam gerekecek. Yani şunu yapacağım. N bölü 2 çarpı bir köşeden çizilen köşegen sayısıyla da çarparsak bu bize köşegenlerinin çizilebilecek bütün köşegenlerinin sayısını ifade etmiş olacak. Umarım bu da anlaşıldı bu formül. Bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni üçgensel bölgeye yayarır. Demin yazdık zaten, bakın dörtgeni 2, şurada beşgeni 3. Şurada da dikkat edersen altıgeni 4'e ayırmıştı. Yani her birinden ne geliyor? En eksi 2 tane gelmiş oluyor. O zaman bir köşesinden çizilen köşegenler çokgenimizi en eksi 2 üçgensel bölgeye ayırmış olacak arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Hemen bir soruyla pekiştirelim. Dikkat ederseniz bakın, şekilde beşgen. Verilen açı ölçülerine göre x ile y'nin toplamı nedir diye sormuş bize. Şimdi iç açılar toplamından yola çıkarsak işimiz uzun. Değil mi? Uzun uzun değerlerle işlem yapacağız. Bari dış açıdan yola çıkalım. Bakın 80 ise dış açısı ne gelir? 100 gelir. Şunun dış açısı dikkat edersen 10 geldi. Şunun da dış açısı 180 olacağından dolayı ne gelecek? 50. Beşgen dış açılar toplamı 360'tı. O zaman toplayalım hemen. X artı y artı şuradan bir 50'miz var. Şuradan bir 100'ümüz var. Şuradan da bir 10'umuz var. Eşittir kaç diyecekmişim? 360 dedik arkadaşlar. Hemen toplayalım şurayı. Bakın 100, 150, 10 daha 160 diğer tarafa attık. O zaman x ile y'nin toplamı 200 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bir diğer soru. Bakın ne diyor? Köşegen sayısı kenar sayısına eşit olan. Biz köşegen sayısı için ne demiştik? N çarpı n eksi 3 bölü 2 dedik. Kenar sayısına n dedik zaten biz burada. O zaman bunların eşitliğini yazacağım. N çarpı n eksi 3 bölü 2 eşittir n ise, şuradan n'ler gider zaten. Şurayı düzenledik. N eksi 3 bölü 2 eşittir 1 ise, hemen işlemini de yaparsak kenar sayımızda ne gelmiş olacakmış? 5 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuzda kenar sayısı 23 olan bir dış bükey çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgensel, yani kenar sayısı ense en eksi 2 üçgensel bölgeye ayırıyordu. O zaman direkt bunu kullanacağız zaten. Kaç üçgensel bölge için 23 tane kenarım vardı, enimiz buradan 23 geldi, eksi 2 dersek 21 tane ne olacakmış? Üçgensel bölgeye ayırmış olacak. Bir diğer soru, bakın ne diyor, güzel bir soru bu. Bir dış bükey çokgenin 3 iç açısının ölçüsü 130 140 150. İç açılar neymiş bakın? 130 140 150.
Bu çokgenin diğer iç açılarının ölçüler birbirine eşitmiş ve bunlar da 160 derece olduğunu vermiş. Bir diğeri de 160 ve bunlar eşit olacak. Şimdi bundan x tane olmuş olsun arkadaşlar. Şunlardan da birer tane var. Biz kısa metot olsun diye kenar sayısını bilmediğimizden iç açılar toplamından yola çıkamayacağız. Ama bütün çokgenler için dış açılar toplamının 360 derece olduğunu biliyorduk. O zaman dış açıdan yola çıkalım. 130 bütünlerine geldi 50. 140 bütünlerine gelecek 40. 150 bütünlerine geldi 30. 160 bütünlerine geldi 20. Bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? 360. Şundan kaç tane var bilmiyoruz. Buna da x dedik. Eşittir kaç diyecekmişim? 360, 50, 90, 30 daha 120. O zaman 20x eşittir 360'dan 120'yi çıkardık, ne kaldı? 240. Her iki tarafı 20'ye böldük. X eşittir buradan ne geldi? 12. X istenilen değer mi? Hayır. Biz neyi bulduk burada? 160 dereceli kaç tane köşe olduğunu bulduk. Kaç tane varmış? 12. Ama şunlardan da birer tane köşe gelecek. O zaman kenar sayımızda ne diyor bakın? 12 artı 1 artı 1 artı 1. Yani topladığımız zaman çokgenimiz kaç kenarlı olmuş oldu? 15 kenarlı olarak karşımıza çıkmış oldu. Bir diğer soru. En kenarlı bir dış bükey çokgenin en çok kaç tane iç açısının ölçüsü dar açıdır? Şimdi demin de dedik ya, çokgenin dış açılar toplamı 360. İç açısının ölçüsü darsa buna ait dış açının ölçüsünün ne olması lazım? Geniş. Yani en çok kaç tane dış açısı geniştir diye bize soruyor burada. Şimdi dış açılar toplamı kaçtı? 360'tı. Şimdi mantıken hesap yapıyorum. 4 çarpı 90. Yani 4 tane açı dik açı olursa, değil mi? Bunlara ait iç açılar da 90'a eşit olmuş olacak. O zaman bunların en çok olmasını istiyor. Kaç tane dar açı vardır iç açısı için? Dış açıların en çok kaç tanesi geniş olabilir buraya baktığımız zaman? 3 tanesi değil mi? 3 tane açı geniş olur. O zaman bu açılara ait, bunlar dış açıydı, dış açı. 3 tane iç açı ne olması lazım burada? Dar açı olması gerekir. Anlaşıldı umarım. Bakın tekrar edeyim ben burayı. Neydi? İç açıların ölçüleri dar açı olacak diyor kaç tanesi. Biz neyi biliyoruz dedik? Dış açılar toplamı 360'tı. Şimdi dar açı ise iç açı, bunun bütünlerinin ne olması gerekecek? Geniş açı olması lazım. Kaç tanesi en fazla geniş açı olabilir, ona bakmam lazım. Şimdi dış açılar toplamı 360'sa bunu 4 çarpı 90, yani 4 tane dik açıdan oluşmuş oluyor. Dik açı genişe geçmem için 90'dan daha büyük olması lazım. O zaman 90'dan daha büyük olabilmesi için bunun 3 tanesinin 90'dan daha büyük olabileceğini biliyoruz. O zaman 3 tane ne oluşmuş oldu? Geniş açı. Bunlar genişse dış açıları, 3 tane de ne oluşmuş oldu? İç açı da dar açı oldu. En fazla 3 tanesi ne olabilir burada arkadaşlar? Dar açı olabilir bu soru için. Yine bir diğer sorumuzda yine bir beşgenle karşılaşmışız. Yine bakın bize x'i veriyor. Şurada 2 tane dış açı, burada da 2 tane iç açı verilmiş. Yine biz dış açıdan yola çıkacağız. Hemen şunların dış açılarını bulalım. Şurası 80, şurası da ne gelecek? 70. Dış açılar toplamı, şuraya da y diyelim veya 180 y diyelim direkt. Dış açıları toplarsak 360'a eşit diyeceğiz. Yani y artı 70 artı şuradan 70 geldi. Şuradan 80 geldi. Şuradan da 60 geldi. Eşittir 360 olacaktı. 70, 140, 60 da 200, 280. Yani y artı 280, 360. 360'dan ben 280'i şurada hemen çıkardım. Ne kaldı? 80. Yani dış açısı 80 ise bize x'i soruyordu. 180'den 80 çıktı. O zaman x'imiz de buradan kaç gelmiş olacakmış arkadaşlar? 100 olarak karşımıza çıkmış olacak. Şimdi düzgün çokgen. Düzgün çokgen dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken ifade şu. Tanımı göründüğü gibi, tüm kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri eşit olan dış bükey çokgenlere düzgün çokgenler diyeceğiz. Yani kenarları ne olacak? Uzunluk olarak birbirine eşit olacak. Bu şart yeterli midir? Kesinlikle yeterli değildir arkadaşlar. Yine iç açıların ölçülerinde ne olması lazım? Birbirine eşit. İç açılar eşitse o zaman dış açılar da otomatik olarak ne olması gerekiyor? Birbirine eşit. Bakın ne dedik? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olması yeterli değil. Neden öyle bir şey kullandık? Bakın hemen şöyle bir kare çizelim biz. Şöyle bir karemiz olsun. Bir de biz şu kenara ait şöyle bir eşkenar üçgen çizdik diyelim. Şimdi şekle baktığınız zaman bütün kenarların ne oluyor bunun? Birbirine eşit. Şuradaki açı 90-90. Doğru mu?
Şura 90, burası 60, burası 60, burası 60, şurası 90 geldi. Dikkat ederseniz bakın, bütün kenarların eşit olması, bu şeklin düzgün çokgen olması için yeterli bir ifade olmadı. Neden? Bakın iç açıların ölçüleri birbirinden farklı gelmiş oldu. O zaman düzgün çokgen olabilmesi için bütün kenarlara eşit ve iç açılarında ne olması gerekecekmiş? Birbirine eşit olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi özellik olarak dış bükey çokgenin bütün özelliklerini sağlar. Dış bükey çokgenin bütün özelliklerini sağlar. Bunu bileceğiz. Ardı sıra gelende de yine kenar sayımız 3'ten büyük olması lazım. Kenar sayısı 3 olsaydı düzgün çokgen olarak bileceğimiz üçgen nedir burada? Eşkenar üçgendir. Dörtgen olarak da neyi bileceksiniz? Kareyi bileceksiniz. Eşkenar dörtgenin bir düzgün çokgen olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü iç açılar birbirinden farklı değildir. Ona dikkat edeceğiz orada da. Şimdi bir iç açısının ölçüsünü bulurken biz ne yapmıştık arkadaşlar? Çokgenin, dış bükey çokgenin iç açılar toplamı n eksi 2 çarpı neydi burada? 180'de. Burada iç açıların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman kenar sayısına bölersem bana neyi verecekmiş burada? Bir iç açısını vermiş olacak. Biz bu formülü kullanmayacağız. Bunun yerine bakın bir dış açısının ölçüsü. Şimdi dış açıların hepsinde birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman ben bir dış açısına alfa dersem, dış açısının ölçüsü buradan 360'ı kenar sayısına bölersem neyi vermiş olacak bana? Dış açısını vermiş olacak. Ben dış açıyı buldum. O zaman iç açıyı bulurken de ne yapacağım? İç açı içinde dış açıyı ben 180'den çıkarırsam da direkt neyi bulmuş olacağım? İç açıyı bulmuş olacağım. Beşgeni düşünelim. 360'ı 5'e bölerseniz beşgenin dış açısı ne gelmiş olur? 72. İç açısını sormuş olsaydı 180'den 72'yi çıkardığınız ne gelmiş oldu burada? 72 olarak 108 olarak karşımıza çıkmış oldu. Hemen bir soruyla bunları pekiştirmeye çalışalım. Diyor ki iç açılarının ölçüleri birer tam sayı olan kaç farklı düzgün çokgen vardır? İç açıların ölçüleri tam sayısı. O zaman dış açıların ölçülerinden ne olması lazım arkadaşlar? Tam sayı. Dış açılar toplamı kaçtı? 360. 360'ı ben kenar sayısına böldüğüm zaman bana dış açıyı vermiyor muydu? Evet. O zaman dış açının tam sayı olması için 360'ı tam bölen sayılara bakmam gerekmez mi? Doğru. O zaman en dediğimiz ifade burada 360'ın pozitif bölenlerinin sayısı değil midir? Pozitif bölenlerinin sayısını bulmam gerekecek ben burada. Hemen 360'ı ben çarpanlarına bir ayırsam nasıl olur burada? Şimdi şurayı şöyle yapalım. 36 çarpı 10 dedik. Şurası 2'nin karesi, 3'ün karesi, 2 çarpı 5. Hemen düzenledik. 2'nin küpü, 3'ün karesi, 5'in birinci kuvveti. Şimdi pozitif bölenlerin sayısı içinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuvvetleri birer arttırarak çarpıyorduk. 3 artı 1 çarpı, 2 artı 1 çarpı, 1 artı 1. Şuradan 4, şurası 3, şurası 2. 4 çarpı 3, 12. 2 ile çarptık. Ne geldi? 24. Hemen burada düşeceğimiz ifade ne? 24. Cevap 24 deyip gideceğiz. Ha. Şimdi biz n'i bulduk. N neydi? Kenar sayısıydı. Pozitif bölenlerin içerisinde 1, 2 mevcut mudur burada arkadaşlar? Evet. Birgen veya ikigen diye bir ifade kullanabiliyor muyuz? Hayır. Kenar sayım ne olacaktı? 3'ten büyük eşit olacaktı. O zaman 1'i ve 2'yi buradan çıkarmam lazım. O zaman 24'ten ikisini çıkarırsak kaç tane gelecekmiş? Kaç farklı düzgün çokgen vardır dedi. 22 farklı düzgün çokgen ne yapabilirmişsiniz burada elde edebilirmişsiniz arkadaşlar. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Diğer soruda şöyle arkadaşlar. Bir dış açısının ölçüsü x olan bir düzgün çokgende x'in de şu aralıkta olduğunu ifade etmiş. Olduğuna göre bu düzgün çokgenin köşegen sayısı nedir diye bize sormuş. Şimdi şu aralıktaysa bir dış açısının ölçüsü x olan bir düzgün çokgende. Şimdi arkadaşlar eğer x açımız burada 36 derece olmuş olsaydı ne olurdu? N eşittir 360 bölü 36'dan kenar sayım ne gelecekti? 10 gelecekti. Eğer açım 45 olsaydı o zaman n eşittir 360 bölü 36'dan buradan da 45'ten kenar sayımız ne gelir arkadaşlar buradan da 8 gelmiş olacaktı. Şimdi x'in bir tam sayı olduğu ifade edilmesi gerekiyordu. O zaman
Kenar sayımız ne olması gerekiyor burada, pardon. Şurada kenar sayısı için 8'den büyük, 10'dan küçük. O zaman kenar tam sayı olacağından dolayı kaçgen gelmiş oldu? Dokuzgen. Bize neyi sormuştu bunun? Köşegen sayısını. O zaman köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile ifade ediyordu. Yerine yazdık. 9 çarpı 9'dan 3 çıktı. 6 bölü 2. Buradan da köşegen sayımız kaç gelmiş olacakmış arkadaşlar? 27 olarak karşımıza çıkmış olacak. Evet, bir sonraki kısım düzgün beşgen. Şimdi ÖSYM en çok bu kısımlardan soru soruyor. Burası önemli arkadaşlar. Demin dedik ya, bütün kenarlar ne olacaktı düzgün beşgenlerde veya düzgün çokgenlerde? Kenarlar eşit ve iç açılar eşit. Buna binaen de dış açıların ne olması gerekiyordu? Birbirine eşit olması lazımdı. Dış açıyı nasıl buluyoruz demiştik. 360'ı kenar sayısına böldüğümüz anda karşımıza çıkan ifade bize dış açıyı verecekti. O zaman ben 360'ı 5'e bölersem bir düzgün beşgenin dış açısı kaç derece gelmiş olacak? 72 derece. 180'den çıkardık. Bir düzgün beşgenin iç açısı da 108 derece gelecek. Hemen sorusu karşımıza geldiğinde şunları yapmamızda yapmamız gerekiyor. Yani kenar eşitliği olduğundan dolayı eşitlikler verirseniz ekstra eşitlikler görüp soruyu çözmenize daha yararlı olacak. Buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Düzgün beşgende eğer ben köşegenleri şöyle çekersem, çektik. Bakın şurası 108 dereceydi. İkizkenar oluştu. 180'den 108 çıktı. 72 2'ye böldük. Ne kaldı? 36 36. Bakın aynı mantığı şurada güttük. Şunu şöyle çektik. Dikkat edersen şurası 108'de. O zaman buradaki açılar ne gelecek? 36 36. 108 olacak. Buraya 72 kaldı. 108 olacak. 72. O zaman şuraya ne düşmüş oldu? 36. Dikkat ederseniz bakın burası ikizkenar olduğundan AC ile AD ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Ama buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar, buna dikkat edeceğiz. Düzgün beşgenin bütün köşegenleri ne olacak? Birbirine köşegenleri eşit olacak arkadaşlar. Bu önemli bir ifade. Çünkü köşegen eşitliğini kullanarak da size ne yapacak burada? Sorular soracak. Bunun için bunu önemsememiz gerekecek. Düzgün beşgenin diğer bir özelliği de şu arkadaşlar. Şöyle bir düzgün beşgen çizdiğimizi düşünelim. Herhangi bir köşeden karşı kenarın ortasına inen doğru için arkadaşlar. Şunu şöyle direkt karşı kenarın ortasına indirdik. Bu inen doğru indiği tabana dik olacak. Ve aynı zamanda açıortay olacak. Ve aynı zamanda düzgün beşgenin alanını iki eşit parçaya bölmüş olacak. Eğer soruda herhangi bir köşeden karşı kenarın ortasına inen bir doğru verildiyse bu doğru inmiş olduğu tabana dik olacakmış ve aynı zamanda da ne olacak? Açıortay olacak ve aynı zamanda düzgün beşgenin alanında ne yapıyormuş? İki eşit parçaya bölmüş olacak. Bazı sorularda bu açıortaylık kısmını kullanmak zorunda kalacağız. Umarım düzgün beşgen bu şekilde anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir diğeri de bakın ÖSYM en çok düzgün altıgen sormayı çok seviyor. Düzgün altıgende yine bakın kenarların eşit olduğunu unutmayacaksınız. 6 tane kenarım var. 360'ı ben 6'ya bölersem bir dış açısının 60 derece. 180'den 60'ı çıkarırsak bir iç açısında 120 derece olduğunu unutmamamız gerekiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar daima birbirine paralel olacak. Bakın bu önemli özelliklerinden bir tanesi. Karşılıklı kenarlar daima birbirine ne olacakmış? Birbirine paralel olacak. Ben burada şuradan kısa köşegeni çekersem bakın bir iç açısının 120 olduğunu söylemiştim. Şunu çektim. Bu kısa köşegen olacak. Şurası 120 ise kenar eşitliğinden burası 30, burada 30 geldi. O zaman burada oluşan üçgen 30 30 120. Hemen hatırlayalım. Bir kenara A dersek 30'ların karşısına, 120'nin karşısı ne olacaktı? Bunun kök3 katına eşit olacak. O zaman düzgün altıgenle kısa köşegen daima kenarın bir kenarın kök3 katına eşit geliyor. Eğer uzun köşegeni çekerseniz de burada şunu çektik. Burada uzun köşegenin önemli özelliği de görmüş olduğu karşılıklı kenarlara uzun köşegen paraleldir daima. Aynı zamanda uzun köşegen bir kenarın iki katına eşit olacak ve aynı zamanda inmiş olduğu açıyı da ne yapacak arkadaşlar? İki eşit parçaya bölecek. Kısa köşegen bir kenarın kök3 katına eşittir. Uzun köşegen bir kenarın 2 katına eşittir. Uzun köşegen aynı zamanda açıortay özelliği gösterecek. Ve aynı zamanda arkadaşlar düzgün altıgenin alanını 2 eşit parçaya bölmüş olacak. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi demin kısa ve uzun köşegenden bahsettik. Eğer biz düzgün altıgenin şöyle iç teğet çemberini çizmiş olsaydık. Şöyle çizelim.
Şimdi şunlar teğet noktaları olduğundan dolayı şurası merkezden gelen doğru teğet noktasında teğet edik. Şurası merkezi olmuş olsun. Şurası çapı verdi. Bakın şuradan kısa köşegeni şöyle çekmiş olsaydım. Yine 30-30'dan dolayı şuradaki açılarında 90-90. Dikkat ederseniz burası dikdörtgen olmuş oldu. O zaman şu kenarla şu kenar ne olacak? Birbirine eşit olmuş oldu. Dikkat edersek arkadaşlar burada önemli olan kısım şurası. İç teğet çemberin çapı kısa köşegen uzunluğuna eşit gelmiş olacak. Aynı mantıkla ben bu düzgün altıgeni şöyle çevrel çemberini çizmiş olsaydım. Şöyle etrafına çizelim biz bunu. Şimdi O noktası yine çevrel çemberin de merkezi olacak. Şunu şöyle çektiğiniz zaman şu bize artık çapı vermiş oldu. Dikkat ederseniz bu bize düzgün altıgenin aynı zamanda neyini veriyordu? Uzun köşegenini. O zaman bu köşegende bir kenarın iki katı olacağından iki aya eşit olmuş oldu. Öyleyse buradan çıkaracağım sonuçta uzun köşegen çevrel çemberin çapına eşittir. Yani çevrel çemberin yarı çapıda bir kenar uzunluğuna eşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir ifade. Eğer bize düzgün altıgenin alanını soruyorsa arkadaşlar hemen yapmam gereken şu. Uzun köşegenler açıortay olduğundan dolayı bütün uzun köşegenleri şöyle çekersek biz burada. Dikkat ederseniz buradaki her bir açı kaç derece gelmiş olacak? 60-60. Öyleyse burada oluşan şekillerin her biri de eşkenar üçgen olmuş oldu. Bir kenarına A dersek şöyle yazalım şunları da şöyle. 6 tane eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Bir kenar A ise hatırlarsanız eşkenar üçgenin alanını nasıl buluyorduk biz? A kare kök 3 bölü 4 bir kenar A ise A kare kök 3 bölü 4'ü yazdık. 6 tane eşkenar üçgen var. O zaman ben bunu 6 ile çarparsam da bize neyi vermiş olacakmış? Düzgün altıgenin alanını ifade etmiş olacak. Evet, bunları bir de soruyla pekiştirelim arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. ABCDE düzgün beşgen olarak BCF yani şuranın da eşkenar üçgen olduğunu bize vermiş. Ne demiştik? Şekil düzgün çokgense yapacağımız önce bir kenar eşitliklerini yazalım. Eşit kenarlar gelecek mi? Şu kenarların hepsi ne olacakmış? Birbirine eşit. Şuranın da eşkenar olduğunu söyledi. Eşkenar üçgenin de kenar uzunlukları ne olacaktı? Birbirine eşit gelecekti. Dikkat ederseniz burada bir ikizkenar yakaladık. Eşkenar üçgenin iç açısı 60 derece. Düzgün beşgenin iç açısı 108 dereceydi. O zaman şuraya ne kalmış oldu? 48. 180'den 48 çıktı. 132. 2'ye böldünüz. O zaman şuradaki açılarda ne geldi? 66, 66. Bize şu açıyı sordu. Bakın şurası düzgün beşgenin bir iç açısıydı. O zaman x artı 66 eşittir 108 geliyorsa diğer tarafa attık. X eşittir buradan kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 42 olarak karşımıza çıkmış oldu. Bir diğer sorumuzda. Bakın şeklin yine düzgün beşgen olduğu ifade ediliyor soruda. Bir de soruda AF'nin 3 katı FE'ye eşitmiş. Yani ben şuraya A dersem şuradaki uzunluğum ne gelecek? 3A. O zaman düzgün beşgenin bir kenar uzunluğu buradan ne geliyor? 4A. Bakın soruda ekstra olarak AH'ın CD'ye dik olarak indiğini söylemiş. Ne demiştik? Herhangi bir köşeden karşı kenara inen dikme indiği tabanı iki eşit parçaya bölecek ve aynı zamanda ne olması gerekiyordu? Açıortay. Şimdi ben ABF üçgenine bakarsam dikkat et. Bak AK ne olmuş oldu? İç açıortay. İç açıortayda ne demiştik? Kolların oranı bacakların oranına eşit. Dikkat edersen A'ya 4 düştüyse 4A'ya da buradan kaç düşmüş olacak? Bunun 4 katı geleceğinden 16 olarak karşımıza çıkmış olacak. Evet, bir diğer sorumuz. Şekil düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir kenarına 6 vermiş. ABT'nin alanını soruyor. Yani şuranın bize alanını sormuş arkadaşlar. Bakın şu kısa köşegen. O zaman şurası 30-30 geldi. Yine kısa köşegen. O zaman burası da 30-30 geldi. Şurası 6 idi. O zaman şurası 2 kök 3. 30'un karşısının kök 3 katı olduğundan ne gelecek? 6'yı kök 3'e bölersen 2 kök 3 geldi. Şimdi taban belli. Ben buna ait yüksekliği bulursam şuranın alanını bulmuş olurum. O zaman şuradan şöyle karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan şöyle dikmeyi indirirsem. Şu bize neyi verecek aynı zamanda? Kısa köşegeni vermiş olacak. Yani şu uzunluğun tamamı şunu şöyle çekersek 30-30'dan dolayı ne gelmiş oldu arkadaşlar? 6 kök 3 geldi. Yani şu yükseklik 6 kök 3. Şimdi şuraya dikkat et. İkizkenarda 30-60-90 oluşuyor. 90'ın karşısı 2 kök 3'ü 30'un karşısı yani şu parçaya ne kalmış oldu?
köküç. Şunun tamamı 6 köküçtü. O zaman buranın yüksekliğine 6 tabanına ait yüksekliğe ne kalmış oldu? 5 köküç. Bize buranın alanını soruyor. Tabanı 6, yüksekliği 5 köküç. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesinden istenilen alanda buradan 15 köküç olarak karşımıza çıkmış olacak. Yine bir diğer düzgün altıgen sorusu. Bakın ne diyor burada? FK 2 tane BT'ye eşit. Yani ben şu uzunluğa A dersem şuradaki uzunluğumun ne olması gerekiyormuş arkadaşlar? 2A. Buna göre FTA açısı, yani FTA şuradaki açının kaç derece olduğunu soruyor. Buna da alfa diyelim. Şimdi ben F ile B'yi birleştirdim. Kısa köşegen, o zaman şurası 30-30. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece ve kenarların eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi burası 30 ise şurası 120 olacağından şuraya ne düşer arkadaşlar? 90. Şimdi burada güzel bir soru olmuş bu. Şimdi FKB üçgenine bakarsanız bakın dik üçgen. Ben şurada şöyle bir muhteşem üçlü oluşturursam. Şu parça, şu parça, şu parça eşit. Bakın şuraya A dersem burası A, buraya da ne düşmüş oldu? A. Şimdi şuraya dikkat et. Bakın ikizkenar üçgen oluşuyor burada. O zaman burası alfa ise burada ne gelmiş oldu? Alfa. İkizkenar burası, toplamı alfa ise şurası alfa bölü 2 geldi. O zaman burada alfa bölü 2 oldu. Şuraya dikkat et. FTB üçgeni. İki iç bir dış açıya eşitti toplam olarak. O zaman alfa bölü 2 artı alfa eşittir 30 gelmiş olacak. Buradan 3 alfa eşittir 60 ise alfa eşittir kaç derece gelmiş oldu arkadaşlar? 20 olarak karşımıza çıkmış oldu. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Bir diğer sorumuz. A, B, C, D, E bir düzgün beşgen. Yine CT uzunluğuyla AE uzunluğunun eşit olduğu bize verilmiş. Bize bir de şuradaki x açısını sormuş arkadaşlar. Enteresan bir soru. Bakalım inşallah işin içinden çıkarız. Şimdi biz düzgün beşgen için ne dedik? Herhangi bir köşeden karşı kenarın ortasına inen doğru parçası indiği tabana dik olacaktı. Ve tabanı ikiye bölecekti. Buradan yola çıkacağız. Şimdi şu eşitliği önce bir görelim. Şu kenarla şu kenar eşitse düzgün beşgen olduğundan bu kenarlar eşit. O zaman x ise buradaki açımızda ne geldi? X geldi. Şimdi ben şuradan şöyle bir dikmeyi indirirsem şöyle. Şu taban ne yapmış olacak? 2'ye bölecek. Yani ben şu parçaya A dersem burası A. Şu parçamda ne geldi? Eşitlik olduğundan 2A. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir dikme indirsem. Şurada oluşan şekil bir dikdörtgen midir? Bak 90, 90, 90. O zaman burası 90 gelmiş oldu. Şuranın açıortay olduğunu biliyordum. Şurası 54, 54 gelecek. Buna dikkat edeceğim ben. Şuraya ne kalmış oldu? 36 mı kalıyor? Şimdi şuna dikkat et. Bak burası A ise dikdörtgen olduğundan burası da ne gelir? A. Hatırlarsan şunu söylemiştik. Şurası A, burası 2A, burası A köküçse bu üçgen ne oluyordu? 30, 60, 90 üçgeni. O zaman A'yı gören açım buradan kaç derece gelecekmiş? 30. Öyleyse şuradaki açıma ne kalmış oldu? 60 derece. Şimdi sonuca varmak için hemen şunu da şöyle bir yapalım. Şunu şöyle birleştirsem. Bakın şurası ikizkenar. Burası 36, burası 36. Dikkat edersen yumruk yemiş üçgenimiz mevcut. Şu açı, şu açı, şu açı toplamı şuradaki açıya eşit olacak. O zaman toplayalım. 2x artı 72 eşittir. 36 artı 60. Buradan 2x eşittir 24 kaldı. Her iki tarafı 2'ye böldük. X eşittir buradan kaç gelmiş oldu arkadaşlar? 12 olarak karşımıza çıkmış oldu. Güzel bir soru. Bu soru yıldızı hak etti arkadaşlar. Umarım siz de tekrar ederken bu soruyu çözebilirsiniz. Bir diğer soru. Bu soru çıkmış bir soru arkadaşlar. Geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Basit bir soru. Yani kalıp olarak benzeri bu. Bakın bir kenarın 6 olduğu verilmiş. O zaman şuraya 3, buraya da 3 düşmüş olacak. Ben yine bakın şurada E ile A'yı şöyle bir birleştirsem. Burası kısa köşegen. Bir kenar 6'ydı, o zaman burası ne gelecek? 6 kök 3. Neden? 30-30, 120 oluşuyordu. Şurası 120. Şuradaki açımız ne gelecek? 90 derece. Şimdi şuradan şöyle bir dikmeyi indirsem. Burada oluşan şekil ne olmuş oldu? Dikdörtgen. Burası 1 ise buraya 1 kaldı. 6 kök 3 ise 6 kök 3. Şuraya ne kalıyor bakın 3'tü? 2. Ne yapacağım? Şuradaki dik üçgende Pisagor'u yazacağım. O zaman x kare eşittir. 2'nin karesi 4. 6 kök 3'ün karesi 36 çarpı 3'ten 108 geldi. O zaman burası 112 yaptı. Kare kökünü aldım. X eşittir kök içerisinde 112 olarak karşımıza çıkmış oldu.
Bu da sadeleşebilir. Siz de kök dışına çıkarabilirsiniz onu. Bir diğer sorumuz yine düzgün beşgen sorusu. Şimdi soru da şunu ifade ediyor. Şekil düzgün beşgen arkadaşlar. DT, RC iki tane ET olacakmış. Yani ben şuraya A desem TD bunun iki katı olacakmış. Yine buradan RC'nin de 2A olduğunu söylüyor. Şurası 3A ise buralarda A geldi. Yine biz bunu devam ettirelim şu çizgiyi çizmeye. Şuradan ne yapacağız? Şöyle bir 2A alalım. Yine şuraya A kaldı. Yine şuradan şöyle bir 2A alırsak şuraya bir A kaldı. Yine şuradan şöyle bir 2A alırsanız şuraya A kaldı. Yine şunu çektik. Şuralar 108 dereceydi dikkat edersek. 108. Bak A 2A 108. A 2A 108. A 2A 108. A 2A 108. O zaman burada oluşan üçgenlerin her biri eş üçgen oldu. O zaman şu kenarların her biri de ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş olacak. O noktası için ne demişti? Düzgün çokgenin merkezi olacakmış. Düzgün çokgenin merkezi ise arkadaşlar burası açıortay özelliğini gösterecek artık. Yani burası da ne geldi? X. İçeride oluşan şekil düzgün beşgen. O zaman burası 108 ise 2x eşittir 108'den. X eşittir buradan ne gelmiş oldu? 54 olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır. Bir diğer soru, yine kalıp olarak karşımıza çıkan soru tarzlarından bir tanesi. Şimdi şekilde EG ile GD düzgün altıgende EG GD'ye eşit. Şu AH parçasının 12, şuraya da X demiş. X'in ne olduğunu sormuş bize. Şimdi şunu yapalım. ED'yi şöyle bir uzatalım. Bir de AF'yi şöyle uzatalım. İç açı 120 idi. O zaman şuralar 60-60 olduğundan dolayı ne olacak? Burası eşkenar üçgen olacak. Yani ben şuraya A desem burası A, burası 2A ise bir kenar 2A geleceğinden şuralarda 2A, 2A geldi. Şimdi burada da şuna şuradan şöyle yapalım. Şurada üçgene bakarsanız bakın G orta noktaydı. Şöyle bir paralel orta taban çekersek tabanın yarısı olacağından buraya ne düştü? A düşmüş oldu. Doğru mudur? Evet paralel çektik. Burası A gelmiş oldu. Hemen şuradaki üçgen için şuradan da şöyle bir tabana paralel çekersek şimdi şuradan tales yazacağız. 1'in 3'e oranı. Taban 4A'ydı. O zaman şurası ne geldi? 4A bölü 3 oldu. Şurada bir kelebeğimiz var arkadaşlar. Bakın 1'e 4 bölü 3 oran. A'ya X düştüyse o zaman şu parçaya 4X bölü 3 düşer. Hemen şu paralelliği de kullanırsak bakın 1'e 3 oran vardı. Şurası ne geliyor? 7X bölü 3 oldu. 2 katını alırsam o zaman şurası da ne geldi? 14x bölü 3. Şu parçayı dikkat ederseniz kaç bulmuş olduk? 18x bölü 3 yani 6x eşittir 12 oldu. Hemen buradan 6'ya böldük. X eşittir kaç gelmiş oluyor? 2 olarak karşımıza çıkmış olacak. Bir diğer sorumuz. Şimdi şuraya T noktası diyelim biz. K noktası herhangi bir noktaymış EF üzerinde. Buna göre düzgün altıgenin alanı nedir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar karşılıklı kenarlar paraleldi. Şurası uzun köşegen olduğundan alanı ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Şimdi şunu yapalım biz. Şimdi şu en uzun köşegen olduğundan çektiğimizde ne yapacak? Şurası dik olacak. 30, 30, 120, 60, 60 geldiğinden şurayı 1'e 1 ayıracak. Yani şuradaki parça oranı ne gelmiş oldu? 1'e 1 gelecek. O zaman ben şunu şöyle çekersem 8 ise burası ne gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Şimdi şu kenar ne olacaktı? En uzun köşegen olduğundan bir kenarın iki katıydı. Yani ben şuraya 2A demiş olsaydım şu AD kenarım ne gelmiş oldu? 4A. Şimdi şuradan yüksekliği çektiğimizde 30, 60, 90'dan dolayı burası A ise burası A kök 3 geldi. Yani bu tabana ait yüksekliğim ne gelecekmiş? A kök 3. Şu üçgenin alanını yazıyorum bakın. 4A çarpı A kök 3 bölü 2 ifadesi kaça eşit olmuş oldu? 24'e. Şimdi bir kenarım 2A'ydı. Düzgün altıgenin alanını yazarsam 6 çarpı a kareden ne geldi? 4 a kare kök 3 bölü 4 lazım bana. Yani şunu sadeleştirsem a kare kök 3'ü bulursam işim bitmiş oluyor burada. Şimdi o zaman şunu 2'ye böldüm. 2 2'ye bölersek a kare kök 3 eşittir. Buradan kaç geliyor? 12. Bize ne lazımdı? 6 a kare kök 3 lazımdı. A kare kök 3 yerine 12 yazarsak 6 çarpı 12'den düzgün altıgenin alanında buradan 72 olarak karşımıza çıkmış olacak. Sürçülisan ellediysek affola arkadaşlar. Çokgen de bu şekilde
bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü ÖSYM bu konuyla alakalı kesinlikle soru soruyor arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.